Herkese merhaba. Merhabalar. Ne yapacağız bugün? Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artık bahar geldi biliyorsunuz ve bisikleti kullanmaya başladık. Ama bisikletlerin hali içler acısı. Evet, yani yıkayacaktık ama bayağıdır erteliyoruz aslında. Evet, çünkü çok yağmurlar falan da yağdı. O yüzden artık havalar güzelleşti. O yüzden şimdi bisikletleri güzelce bir temizleyeceğiz birlikte. Bazı yerleri böyle yağmurdan dolayı falan pas olmuş. Onları da güzelce bir temizleyeceğiz. Malzemelerimizi hazırladık. Hazırsanız aşağı iniyoruz, bisikletleri temizliyoruz. Bizi çok iş bekliyor yine. Halledeceğiz. Yapacak bir şey yok. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Burada bir temizlik kiti oluşturduk. Şöyle bulaşık deterjanımız var. Süngerlerimiz var. Burada asperoksumuz var. Pasları çözmek için. Kağıt havlu aldık. Burada sanırım bisiklet yağımız var. Aynen, böyle bir kit yaptık. Şimdi bununla beraber aşağıya iniyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bisikletleri birazcık ıslattık. Asperox sarı güç sıkıyoruz. Göster aşkım. Bununla her şeyi çıkarabilirsiniz. Şimdi buralar bayağı paslanmış süngerler. Böyle sıkıp biraz bekleteceğiz biraz ki. Biraz bekleteceğiz, sonra yağlayacağız. Bugün. Aynen. Bu arada şunları da sileceğiz. Buralar da böyle. Nereleri aşkım? Şu kısımlar. Evet işte her onları yeri. Onları bezle sileceğim şey ki şu an onları dökmeyeceğim. Hallederiz evet, sen benim sepeti de aşkım şey yapsana. Biraz bekletelim. İyi tutuyorsun ya, ondan gelmiyor. Onun kapağını aç aşkım. Zaten açıyorum. Önde kapağı yok mu? Tamam, bu filtresi var. Ha, aynen. Böyle de sıkabilirsin. Daha rahat. Ama öyle çok dağılıyor ya. He, o yüzden mi? Tamam, sen nasıl iyiyse biraz öyle yap. Sıkıp bekleteceğiz. Benimkinin kulplarını da bence sık aşkım. Pisliğini aşkım akıtabilir. Buralarda pas var. Orada bir şey var lan. Kedi mi? Ne var? Aa, yavrum. Oğlum korkuttun. Tatlım ne yapıyorsun burada? Korkuttun bizi. Niye oraya girdin? Bakın bunlar da biberi arkadaşlar bu arada. Koparıp koparıp yemeklere koyabiliyoruz. Çok güzel kokuyor. Nereye gidiyorsun? Görünmüyor da siyah siyah. Ay Semih yaralanmış mı o ya? Hı? Yaralanmış sanki üstten. Çıkamıyor mu acaba? Gel. Sıkıştın mı? Buradan gidilir aslında ya. Üstü falan hep şey olmuş, yara olmuş ya. Sen oraya niye girdin ya, ki? Ne oldu? Gel bakayım. Sana ne oldu? Kim yaptı la? Kim yaptı sana bunu? Ne oldu ya? Anlamadım. Of ya, içim gitti ya. Çok kötü olmuş. Şu arayı açtık da oradan çıktı. Ya. Üzüldüm aşkım. Daha geçen gün yoktu ya. Ben anlamadım bu işi. Yok, geçen gün de vardı ama sanki daha o kadar çok değişik değildi. Gitti benim brandanın oraya bak şimdi. Ne yapıyorsun? Ne oldu aşkım sana? Ne oldu? Gel bakayım ne oldu sana? Ha? Ne yaptılar sana? Gel. Ne yaptılar sana aşkım? Şimdi bir tur köpükledik, yıkadık arkadaşlar. Benim lastikleri şimdi Semih hallediyor. Açık renk olduğu için maalesef çok kirli gözüküyor. Şöyle süngerler, bezler bu halde. Çok pislendi gerçekten. Aa, ne söküldü? Ya o normal. Yapışkanları gider. Ha, tamam. Bu arada bronzlaştık yani arkadaşlar güneşin altında. Aa, aşkım şeyleri silmedik, ışıkları. Onları en son yaparız. Neyse, onları kağıt havluyla sileriz. Şimdi yağlayacağız artık zincirleri. Tertemiz oldu bisikletlerimiz, benimki de burada. Eline sağlık aşkım. Gençleşti resmen, bakın nasıl parlıyor. Şu güzelliğe bakın. Şimdi Semih Usta yağlama yapıyor. Ben normalde bunu direkt dökmüyorum buraya. Çünkü yağ çok fazla oluyor ve evet, akıyor. Onu da bisikletçiden öğrendik bu arada. Ben artık bu taktiğe geçtim. O kadar yani. Çok foşur foşur yağ sıkmayın dedi. Evet. Şöyle. Böyle fırçayla uyguluyoruz. Bayağı mantıklı oluyor. Yani gereksiz. Yağ dökmeye gerek yok yağ fazladan. Gerek yok. Ustam kaç sene oldu sektörde? Vallahi 1,5 yıl oldu.
Bir buçuk yıldır bisiklet kullanıcısı mısınız? Bir buçuk yıldır alıştık. Ama bunu birazdan çevirmemize ihtiyaç var. Ters çevireceğiz değil mi? Yok. Zincir çevireceğiz. Şunu kaldırmaya ihtiyaç var. Ha, tamam dur ben sana yardım edeyim. Bir işe yarayayım dur. Bakın bakın şu güzelliklere bakın ya. İnsanın içi açılıyor gerçekten. Sevgi daha kolay oldu. Öyle mi? Evet. Şöyle İyi aşkım. Kendininkini de öyle yapabilirdin. Daha kolay oldu. Niye bana kaldırttın bisikleti? Hayır, benimki, seninkinin ayağı arka tarafta kaldı. Benimkinin ayağı burada kaldı, şimdi dönmüyor bak. E tamam, onu kaldırırdım, bisikleti tutardım. Tamam, kaldır, tut. Dur çok şimdi. Mantıklı. Aşkım, bu çok zorlanıyor ama. Aa. Hayır, öyle yaparken ben öne itmem lazım, aynen. Heh, tamam oldu. Böyle çevirebilirsin işte. Evet. Onu da ben mi söyleyeyim? Okey. Her yerine sevmiş. Oldun mu? Tamam. Gereksiz yağ kullanmadık. Harika oldu. Süpersin aşkım. Seni mi kurumuş bu arada ama? Güneş var bir tanem kurur. Çok normal. Tamam. Tamam. Tam bir yazlıkçı modundasın. Her zaman. Bakamıyorum. Güneş var. Bak buraya. Bak bir kameralara el salla bir bak. Bak buraya bak bak bak. 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 Uf tipe bak ya. Ay 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 ay. Nasıl ya sen tasmanı yerim bu ne kız? Of ne güzel bir kedisin sen ya. Çok harika bir videon oldu biliyor musun? Bana ulaş. Meşhur oldum meşhur. Meşhur oldum. Telif isteyecek mi? Ha? Telif isteyecek mi? Bisikletleri hallettik. Brandalarımız da çok kirlenmişti. Onlara da şöyle su tuttuk biraz arkadaşlar. Ve güneşe koyduk. Burada biraz kurusun diye. Antalya'da hem çok yağmur yağdığı için hem güneş çok yakıcı olduğu için biz böyle branda almıştık bisikletlere. Çok seviyoruz bisikletlerimizi. Bir şey olmasın diye branda aldık işte. Evet, yazın fena ama güzel koruyor gerçekten güneşten, yağmurdan. Aşırı güneş yiyor yazın. Evet. Kışın da fırtına, çamur. Aynen öyle. O yüzden siz de eğer bisikletleriniz açıkta duruyorsa böyle bir şey düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi temiz bisikletlerle turlama zamanı. Tahtakale'ye gideceğiz arkadaşlar. Tahtakale bizim burada her şeyin satıldığı bir yer. Ama her şeyin. Oraya gideceğiz. Oradan birkaç almamız gereken şey var. Hem de turlarım sizi de götüreyim dedim. Hadi bakalım. Şimdi bisiklete pil alacağız. Şunlardan. Semih çekmişti bizim evdekine. 20-32. O mu bizimki aşkım? Aynen. Tamam. 15 lira. Biz kaç tane alacağız? 8 tane mi alacağız? Evet, 8 demiştim galiba. Hepsini yenilememiz lazım. Hmm. Ama bu biraz kalın geldi bana ya. Ama numarası okeyse. Bak burada araba aksesuarları da varmış. Işık burada var mıydı? Şunlar ne? Başka bir şey herhalde. Şu ne aşkım? Bu ışık mı? Kalmamış mı acaba? Görmüş mü ya? Bu kısım da mıydı ki? Ben hiç hatırlamıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yoksa kötü şeyler olur. Thank you.
Başka bir günden hepinize tekrar merhabalar. Merhabalar. Aradan birazcık zaman geçmiş olabilir ama evet. Olsun yine beraberiz. Videoya devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz aşkım? Nereye geldik? Bugün Beach Park'tayız. Sahil Antalya yaşam dediğim şey. Doğru mu? Evet, doğru. Buraya sizi hiç getirmemiştik bu arada. Ya biz kendimiz geliyoruz tabii de evet. Videoda çekmedik diye hatırlıyorum. Evet, çünkü hava hiç istediğimiz gibi olmadı. Evet. Karanlık olunca da pek çekmek istemiyoruz biliyorsunuz. Sıcaklarda da çekilmiyor. Aynen öyle. Bugün böyle bir fırsat yaratmışken dedik sizi de götürelim. Hem buraları merak edenler de oluyor, izlemek isteyenler oluyor. Hem de böyle park, bahçe, deniz içiniz açılsın biraz istedik. Evet, arka tarafımızda kafeler var. Birazdan o tarafa gireriz. Evet. Onun haricinde zaten Konyaaltı plajı burası. Aynen. Şimdi dolaştıkça size de gösteririz zaten. Görmüş olursunuz. Aynen. Onun dışında bugüne çok aşırı bir plan yapmadık zaten. Öyle çıkalım birazcık hava alalım dedik. Hava da bugün yani serin diye çıktık. Ama güneş de böyle bir basıyor yani. Bilmiyorum neden çok da sıcak geldi. Basıklık var bugün. Yine denize giriyorlar klasik. Plaj dolu yani şu anda. Öyle durumlar bu. Evet, kafeler şimdi buradan başlıyor. Mado var ilk sırada. Şöyle göstereyim. İlerisinde bir sürü kafe var. Kaç tane vardır sence? Bayağı vardır aşkım. Yani 100 var mıdır? Hadi şeye gidelim. Buradan ikiz alıyoruz herhalde değil mi? Evet, anlaştık. Hadi gidelim. Şimdi birazcık yürüyüş yapıyoruz. Bugün de bayağı kalabalık bu arada burası. Hava güzel olunca herkes çıkmış gelmiş. Bu sağ taraf sahil oluyor işte arkadaşlar. Sol tarafta tamamen kafelerden ibaret. Şimdi hava güzel olduğu için biraz daha bu taraftan yürüyoruz. Ama mekanlara bakacak olsak genelde iç taraftan yürüyoruz. Öyle yani yemek yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz ya da içki falan içebileceğiniz bir sürü mekan var. Akşamları burası çok daha güzel oluyor tabii ki. Ama yine de göstermiş olalım. Evet, şimdi bir yukarıya çıkacağız. Şurada asansör var. Evet, size daha önce göstermemiştik. Aynen, asansörle bütün Antalya'yı görebilirsiniz. Birazdan efsane manzara. Gördüm. Aşkım arabaya dikkat et. Ama ezeceğiz ya. Bu arada şurada da merdiven var. Yani hem asansör var yan tarafta, evet, hem burada merdiven var. Evet, asansör şurada arkadaşlar. Yukarıda da park var. Öyle, o zaman birlikte çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Burada ağacı bakar mısın? Bakın size ağacı göstereyim. Gövdesi de yapraklı. Aa, nasıl bir ağaç köşküm bu? Nasıl bir ağaç? Aa, ne kadar güzel. Bakar mısınız? Gövdesi de böyle. Kuş sesleri. Aşkım çok hoş görünüyorsun. Anlamsız oluyor. Hiçbir şey. Ama çok güzel gözüküyor. Olur aşkım. Hadi yazsana. Ne yapıyorsun Beyza'cığım? Fotoğraf çekiliyorum. O kadar güzel ki baksanıza şuna. Ağaç gerçekten çok güzel. Aşkım ya. Bu yapay gibi ya. İnanamıyorum. Beyza'nın birkaç yani fotoğrafını çektim bu arada. Çok güzel oldu ama. Güzel oldu, evet. O yüzden buraya Instagram'ı bırakıyorum. Takip edin. Aynen, takip edin. Beğenmeyi unutmayın. Evet, o kadar ağacı sevdik. Oturma mazlık olmaz. Aynen. Değil mi? Nasıl buldunuz?
defa böyle bir ağaç görüyorum. Biz bayıldık ya. Gerçekten çok güzel. Buraya da kaç kere geldik ama tabii şimdi bahar geldiği için daha bir muhtemelen yeşillenmiş, çiçeklenmiş. Evet. O yüzden direkt dikkatimizi çekti. Ya tabii ki fotoğraflar çekildi bir takım. Yine sevmişim şekilden şekle girdi. Beyza'nın çok güzel fotoğrafları oldu yine. Muhtemelen birini post atar zaten. Evet. Görürsünüz hesabımda. Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Evet evet. Bunu da artık videolarda sık sık hatırlatıyoruz size. Çünkü oradan da Antalya'ya dair, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlere dair bir sürü şey paylaşıyoruz. Aktif kullanıyoruz yani. O yüzden takip etmek isteyenler için aşağıda bulabilirsiniz hesaplarımızı. Bu arada daha yeni araba videomuzu paylaştık sizinle. Araba aldığımız videoyu. Ve inanılmaz güzel yorumlar geliyor. Çok da ilgi gördü video bu arada sizin tarafınızdan. Ya yorumlarınız bizi o kadar çok mutlu ediyor ki hani gerçekten sizinle güzel bir kitle oluşturuyoruz. Artık oluşmaya başladı yani güzel bir kitlemiz. Evet. Sizinle bu tarz heyecanlarımızı paylaşmak da bizi çok mutlu ediyor. Kamerayı açıp sizinle böyle sohbet etmek de bize çok iyi geliyor. O yüzden sizden de aynı ilgiyi ve sevgiyi görmek bizim için çok güzel. Yani hepiniz çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar yaptınız. Çok güzel yorumlar hayırlı geldi olsun, gerçekten. Hayırlı olsun kazasız belasız diye çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür geldi. Ediyoruz her birinize. Hepinize çok teşekkür ederiz. Kalbinden gönlünden geçirenlere de inşallah istedikleri gibi nasip olsun diyelim. Daha yani. Güzelleri sizlerin olsun aynen arkadaşlar. Aynen öyle daha güzelleri sizin olsun. Herkesin umarım gönlüne göre olur, istediği her şey olur. Hayattaki böyle küçük yenilikler insanı mutlu ediyor. Çünkü canımızı sıkan çok şey de oluyor tabii ki. Tabii ülkede ki canım. Özellikle. Her şey güldük gözsanlık değil zaten. Değil yani hiçbir şekilde. Hani bizim de canımızı sıkan çok fazla şey oluyor. Ama bir şekilde hayal kurarak, onları adım adım gerçekleştirerek motive olmaya çalışıyoruz hayatta. Siz de böyle yapmaya çalışın. Kendinize ufak ufak hedefler koyun. Ulaşmak istediğiniz bir yer olduğu zaman hayat bence birazcık daha anlamlı oluyor en azından. Harika konuştun. Güzel bir motivasyon gerçekten konuşması yaptın. Gerçekten çok güzel konuştun yani. Aşkım. Diyecek bir söz kalmadı bana. O yüzden tekrar buradan teşekkür etmek istedik sizlere. Desteğinizi görmek bizi çok mutlu ediyor ve tam gaz arkadaşlar biz devam ediyoruz. Ya yola. Bir de YouTube gerçekten hani şu an güzel bir kitle oluştu. Bunun farkındayız. Bizi ekstra motive ediyor. Yani biz kendi evet. Günlük yaşantımızı paylaşmaktan şu anda daha çok keyif alıyoruz. Yani geçen sene bu kadar bir kitlemiz yoktu mesela. Kesinlikle. Günden güne daha çok artıyor, daha evet. Çok güzelleşiyor. 100 aboneyken, 200 aboneyken şu an artık 700 küsur olduk. 1000'e doğru gidiyoruz yani evet, yavaş evet. Yavaş. O yüzden yeri gelmişken hatırlatma da yapalım. Eğer kanalımıza abone olmadan bizi izliyorsanız... Ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp. Yani duymamış gerçekten. Görmemiş olayım. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz öyle bir durumda. Şaka bir tarafa hani abone olursanız hani orada bir kişinin artıyor olması bile bizi gerçekten motive ediyor. O yüzden abone olmadan çıkmayın lütfen. Abone olun, bildirimleri açın, güzel videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi artık malum arabamız da var. İnşallah daha güzel gezeceğiz. Gezdikçe de sizinle paylaşmaya ve fikir vermeye devam edeceğiz. O yüzden abone ol tuşunu lütfen es geçmeyelim yani arkadaşlar. Hemen şu anda videoyu da beğenelim lütfen. Evet. Lütfen hemen aşağıda hemen böyle bir işaret var. Onu hemen basın. Biz daha çok motive olmaya devam edelim. Bu arada yeni video fikirleriniz varsa onları da bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hani biz, onları da olur. Şu an artık daha çok böyle yine tabii ki bildiğiniz üzere yeni yerler gezip keşfedip sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu yaz için de yine çok güzel planlarımız var. Yine kardeşim kısmet olursa inşallah gelecek. Güzel bir yine gezi rotası çıkarmayı düşünüyoruz. Ama onun dışında şöyle çekseniz, bu tarz video çekebilirsiniz gibi fikirleriniz varsa onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Yani fikirlerinize her zaman açığız. Eleştirileri de her zaman okuyoruz bu arada. Kötü üslupla olmadığı sürece okuyoruz, değerlendiriyoruz. Aa evet doğru gerçekten dediğimiz eleştiriler de oluyor. O yüzden yorumlarınızı bizimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Evet, sıraya doğru ilerliyoruz. Birazdan yukarı çıkacağız. Ukrayna, Rusya ve Türkiye belki bilmiyorum. Ya. Alesi. Alesi, Viktor Alesi. Excuse me, where are you from? Russia. 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 Antalya. Şimdi çıktık yukarıya. Size Antalya'nın manzarasını gösteriyorum. Müthiş. Harika, beğendiniz mi? Burası da diğer taraf oluyor. Varyant seyir terası.
seni bekliyor. Gel. Gel. Bakın boyuma göre palmiye buldum arkadaşlar. Çok tatlı minnoş bir palmiye. Burası da çok güzel bir cadde böyle. Hemen karşısı deniz. Biz de şimdi çarşıya doğru ilerliyoruz. Yukarıya çıkmışken bir çarşı yapalım dedik. Hem belki bir şeyler yeriz. Yola da böyle çok güzel çiçekler ekmişler. Bilmiyorum görüyor musunuz ama rengarenk. Aşkım böyle çiçekli böcekli bir yere gitmek istiyorum ben ya. Var mıdır ki renkli orada çiçeklerin olduğu? Bir araştıralım. Bilenler varsa yoruma yazsın böyle. Evet, Antalya'da o tarz bir yer. Evet, hani böyle bitki türlerinin olduğu renkli renkli. Öyle bir park falan varsa. Ben görmedim, ben öyle bir şeye rastlamadım. Yazın. Sen genelde bilirsin ama. Evet, ben rastlamadım, bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ben geçen gün buna baktım arkadaşlar. Bu erguvan ağacıymış. Harika bir rengi var. Baharın en güzel yanı bence çiçekler. Evet. Özellikle Antalya'da. Gerçekten ya. Şu güzelliği bak. Bunları da açmışlar aşkım. Bu arada manzara da gerçekten efsane yani. Bu yolda da bu arada kafeler falan var. Bak burada böyle bir mekan varmış. Ben bunu bilmiyorum. Biz kapris.